Bediüzzaman Hazretleri'nin icazetnameleri. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin aldığı icazetnamelere geçmeden önce kısaca icazetname hakkında bilgi verelim. İcazetname lügat olarak izin vermek, müsaade etmek manalarına gelir. İstilahta ise ders okutan müderrisin talebesine okuttuğu kitap ve ilimleri kendisinin okuttuğu ve talebesine de okutma izni verdiğini ve kendi ilim silsilesini açıkladığını gösteren yazılı belge demektir. İcazetnamenin önemi ise ilmin ve ehliyetin sıhhatinin temin edilmiş olması yönüdür. İcazetnameler iki çeşit olabilir. Bunlar şer'i ve akli ilimlere dair verilen icazetnamelerdir ki bunlar da ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi umumi icazetnamelerdir ki bütün ilim silsilesi yani zinciri ve bazen de okutulan bütün ilimler, kitaplar tafsilli açıklanır. İkincisi muhtasar icazetnamelerdir ki Bediüzzaman'ın kardeşi Abdülmecid Efendi'ye verdiği icazetname bu cinstendir ve kısadır. Hususi icazetname sadece tek bir ilme, mesela feraiz, fıkıh, hadis veya kıraat ilmine has verilen icazetnamelerdir. İcazetlerdeki alimler silsilesi ilimlere göre farklılık arz etmektedir. Mesela fıkıh icazetlerinin alimler zinciri Hazreti Ali yahut Hazreti Abdullah bin Mesud'dan başlamaktadır. Kelamda ise Ebu'l-Hasan-ı Eş'ari veya Muhammed Maturidi Hazretleri olarak görülmektedir. Bediüzzaman Hazretleri'nin icazetnameleri olduğunu ilk olarak eserlerine, sonra arşivlerdeki belgelere bakacağız. Sonra kardeşine iki farklı silsileyi gösteren verdiği icazetnameyi okuyup son olarak ağabeyi Molla Abdullah Efendi'nin icazetnamesini göreceğiz. Evvela Bediüzzaman iki ayrı üstattan icazet almıştır. Aldığı bu icazetnameler elimizde bulunmamaktadır. Ancak kendisinin kardeşi Abdülmecid Efendi'ye verdiği icazetnamede bu hususlar şüpheye bırakmayacak şekilde zikredilmektedir. İlk olarak eserlerine müracaat ediyoruz. Tarihçe hayatını görenlere ve bilenlere malumdur ki 14 yaşında icazet alıp alem-i ulema-i zamanla muarazaya girişmiş, 14 yaşındayken icazet almaya yakın talebeleri tedris etmiştir. Eski zamanda 14 yaşındayken icazet almanın alameti olan üstad tarafından sarık sardırmak, bir cübbe bana giydirmek vaziyetine maniler bulundu. Yaşımın küçüklüğüyle memleketimizde büyük hocalara mahsus kisveyi giymek yakışmadığı, saniyen o zamanda büyük alimler bana karşı üstadlık vaziyeti değil, ya rakip veyahut teslimiyet derecesine girdikleri için bana cübbe giydirecek ve üstadlık vaziyetini alacak kendilerine güvenenler bulunmadı ve Evliya-i Azime'den 4-5 saatin vefat etmeleri cihetinde 56 senedir icazetin zahir alameti olan cübbeyi giymek ve bir üstadın elini öpmek, üstadlığını kabul etmek hakkımı bu günlerde 100 senelik bir mesafede Hazreti Mevlana Zülcenaheyn Halid Ziyaettin kendi cübbesini o cübbeye sarılan bir sarık ile pek garip bir tarzda bana giydirmek için gönderdiğini bazı emarelerle bana kanaat geldi. Ben de o mübarek ve 100 yaşında cübbeyi giyiyorum. Cenab-ı Hakk'a yüz binler şükrediyorum. Üstadım bu icazetnamesinin yanında kaldığı ve ancak 25.05.1935 tarihli Isparta valisi Adil Topgözlü'nün dahiliye vekaletine yazdığı yazıdan anlaşılacağı gibi Eskişehir davası öncesi yapılan aramalarda Kur'an ile birlikte bu icazetnamenin de yakalanarak Eskişehir savcılığına gönderildiği anlaşılmaktadır. Bediüzzaman Hazretleri Darül Hikmet'te çalışmaya başlarken icazetnamesi yazılı olarak sorulduğunda Muhammed Celali Efendi'den aldığım icazetnameyi Ruslara esir olduğum zaman zayi ettim demektedir. İcazetnamenin aslı şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Küçük kardeşim Mirzaoğlu Abdülmecid
Benim yanımda alet ilimleri ve akli ilimleri okuyup ders aldı. Memleketimizde ulemanın adeti ve çiğiyle okunan ve okutulan bütün kitap ve nüshaları bitirdi. Baktı ki ben onun istidat ve zekasına baktım ve onun malumat ve mahfuzatını teftiş ettim. Ve onun tedris ve ders taliminde iktidarını tecrübe eyledim. Onun tedris vazifesindeki liyakati bana tebeyyün eyledi. Ve ilmi irşattaki malumatının kifayeti bana göründü. Ben de üstazların talebelerine verdiği tarzda ona icazet verdim. Medresede okunan ders ve ilimleri belli bir zamanda bitirerek ders vermeye liyakat kazandı. Ondan dolayı ona icazet verdim. Nasıl ki aynı tarzda üstadım ve efendim Muhammed Celali rahmetullahi aleyh bana icazet vermiştir. O da kendi üstadı ve efendisi ilim ve irşadının faydası umumi olan ve kalbi salim selim sahibi Şeyh Seyyid Fehim Arvasi Kuddise Sirruhu'dan icazet almıştır. O da kendi üstadı olan devrinin alimlerinin üstünü ve asrının fuzalasından olan Şeyh Ubeydullah Şemdinani'den ders almıştır. Şeyh Ubeydullah ise Mevlana Halid-i Bağdadi'nin halifesi Şeyh Tahayi Nehri'den icazet almıştır. Onun ilim silsilesi ise büyük alimler ve faziletli kimseler şeklinde ta İmam-ı Gazali'ye kadar devam eder. İmam-ı Gazali'ye ise hem zahir hem batın irşatlarda büyük ulema ve saadat-ı kiram tarafından icazet verilmiş. Bu silsile devam ede de ta 12 imamdan biri olan İmam Cafer-i Sadık'a radıyallahu anh'a kadar gidiyor. O İmam-ı Cafer-i Sadık ise manen ve batinen Emir-el Müminin İmam-ı Ali bin Ebi Talib icazet almıştır. Bediüzzaman Hazretleri bundan sonra icazetlerin ikinci kanalını şöyle belirtiyor. Ve yine zamanın alimi ve asrının kandili olan Şeyh Fethullah Es-Siyirdi bana icazet vermiştir. O ise babası Ömer Es-Siyirdi'den icazet almıştır. O ise büyük dedesi Molla Halil-i Siyirdi'den ders okumuştur. Molla Halil'in icazet silsilesi ise gitgide ta meşhur allame Sa'd-ı Taftazani'ye ulaşıyor. Sa'd-ı Taftazani'nin icazeti Fahreddin Razi'ye ulaşıyor. Bu silsile ise oradan Emir-el Müminin İmam-ı Ali bin Ebu Talib'e kadar gidiyor. Üstadlarımın bana icazet vermeleri gibi ben de kardeşime icazet verdim. Tedris vazifesinde ondan razı oldum. Üstadlarımın benden razı olmaları gibi. Allah'ım sen onu muvaffak eyle ve dinde onu fakih kıl ve Abdülmecid'in menfaatini umumileştir ve dini ve dünyevi afetlerden selim kıl ve onu ve bizleri sırat-ı müstakime hidayet buyur ve seyyidimiz ve şefiğimiz Hazreti Muhammed'e ve onun âl ve ashabına salatu selamı daim eyle. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bir de Bediüzzaman Hazretlerinin ağabeyi Molla Abdullah Efendi'ye ait bir icazetnameyi Şeyh Fethullah Efendi icazetnamesini desteklemektedir. Buraya sadece resmini koyduk. Bediüzzaman ile ağabeyinin icazetnamesi arasındaki tek fark Molla Halil-i Siirdi'ye kadar olan hocalardaki farklılıktır. Diğerleri aynen Bediüzzaman'ın icazetnamesindeki gibidir.